Ladies and gentlemen, welcome in Utrecht. In the blue corner is from Şanlıurfa, Kimuya. But in the red corner, he's from Karaman. His nickname is Del Piero Haji. Please give him welcome. He has 100 fights. Bir dakika dayı. He has 100 fights. 90 by technical knockout, 5 by draw. Draw ne oluyor reisim? Hani beraberlik mi oluyor be? Draw. Evet. Ömür beşi de daha şey olmamış. Arkadaşlar selamun aleyküm. Hacı abimizin yanındayız arkadaşlar. İnşallah güzel bir çekim olur. Sebebi ziyaretim arkadaşlar. Hacı abinin elinde birkaç tane kuş daha var. Onları da yok edeceğiz Allah'ın izniyle. Efendime söyleyeyim. Birkaç tane de ben alacağım. Hacı abi nasıl gidiyor reis? Sağ olasın, hoş geldin. Hoş bulduk. Belki zamandır havalar kötü gidiyordu. Evet. Demir ama bugün yine hava açık. Sabahtan yine kapalıydı, açık. İşte. Niye Hacı abimiz yanına bugün geldik? Çünkü en büyük desteği ihalemize Hacı verdi. Aynen. Ha, bunu da söylemekte fayda var. Tamam. Şimdi Hacı yani şey dedi. Ben dedim ki ben arkasını anlatıp tuttum. Bak ha yüzüğü yüzme dedim. Nasıl bir Hacı bu? Hacı dediğin parasını basar. Bir sürü. Hacı abi atmaca demek istemiyorum da sıkıntı var mı? Gitmiyor değil mi abi? Tam zamanı mı şimdi? Şu an tam zamanı. Bu göç olayı bitti herhalde. Göç ve kuşların çoğu gitti. Şimdi havada bunlar hep sürece gelip alabiliyor. Yine korkumun diye onu bakıyorum. Abi bak ne yapabilirsin mesela? Hemen kümesi mi açıyorsun yani? Gel gel. Çağırıyor musun? Sesten korkuyor biraz. Bu tenekeye vurduğumuz zaman tın tın sesi var ya. Evet abi. O sesten korkuyor. Biraz onu şöyle bir yalpalıyor. Korkmuyor da yalpalıyor. Acaba bu ses nereden geliyor diye. O zaman kuş kendine geliyor. Kendini kurtarabiliyor. Öyle Hacı abi bir de düdük var. Bir Nazım kullandı. Ya düdüğüm. Faydası oluyor mu abi? Faydası olacağını zannetmiyorum. Ne sesi o? O şey mi? Sadece böyle ting sesi var. Ting hanım. Evet. Tiz. Evet. O sesten dolayı biraz şey oldu. Ben bir de kuyrukları falan boyayıyorum ama. Boyayıyor mu? Kırmızıya boyayıyor. Niye? Ya şimdi kırmızıyı kan rengi oluyor ya. He. Kırmızı tehlikeli demek. Tehlikeli olduğu için. Hani gelmez mi diye yapıyoruz. Ama yine de alabilir yani. Abi bunu ilk defa duyuyorum. Hani onlar yani orada Cavus'ta normalde kan rengi falan renk görmüyorlar da. Yok bu hayvanların bazı şeyleri var. Var mı abi gerçekten bunları mesela renkleri atmacanın bildiği bilmediği renkler var mı hani eşek gibiler mi siyah beyaz mı sadece? Ya şimdi yırtıcı kuşların gözleri genelde sarı olur. Evet. Sarı göz olan kuş şeyli hayvanlar yırtıcı hayvanlar dikkat et. Evet. Bu hayvanların da şey yaptığı koktuğu renkler kırmızı veya sarı. Böyle. Eyvallah. Şöyle kümeslerimize bakalım diyeceğim de bu sefer kuşları kaybetmeyelim de. Kümesler çıkıntı. Çok mu kuş kenara reis? Benim gideceğim böyle değil. Ben Hacı de... abi dur ben söyleyeyim. Hacı abi arabasını hazır etti de araba sakatlık verdi. Araba geçen hafta gitmiş olacak Türkiye'ye. Arabanın deplaj baratasından program çıktı. Ondan dolayı gidemedik. Kuşları götürmek de çok pahalı diye onu da diyor abi. Evet. Aşırı pahalı. Buradan arkadaşlar hani bize bedava göndermiyorlar. Burada da kuşu göndermek istediğinizde. Şurada 40 tane kuş size götüreceğim. Kaç para dediler abi? 1200 lira. Yani. 1200 lira arkadaşlar. 40 tane kuşa. Bir de bunun iğnesi var, ilacı var. Yani 20.000 TL arkadaşlar. Yani. Yani bunu tamam da. 20.000 TL geçiyor. Bu Arap yoksa şeyden mi? He? Çalgı çengicilerden mi? Hadi. Onlardan mı? İyi tamam. Abi zaten sende başka Arap yok ki gözünü seveyim. Arkadaşlar Hacı Usta'nın yanındayız her zamanki gibi güler yüzlü. Efendime söyleyeyim. Gel. Koyuyorum. Buradan evet usta. Dışarıyı görüyorlar.
Kaç saat burada duruyorlar günlük? Kaç saat orada duruyorlar usta? 2 saat falan duruyorlar. 1,5 saat, 2 saat duruyorlar. Her şey. Hani şu çevreyi gördüğü zaman kuş kaçsa bile yani çevreden ayrılmıyor. Hani var yani. Mesela yeme düştüğü zaman mı katıyorsun oraya? Evet, yeme bakıştıkları var. Şey evet. Tamam. Gel hacı baba gel. Şimdi bunlar bir tarafı Kayseri, bir tarafı Sivas. 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 Onu diyecektim. Şimdi ben Türkiye'ye gideceğim belli değildi. Yani gitmeyecek diyerekten. Ben gitmeyeceğim diyerekten. Sivas'tan ben bu sene 10 çifte yakın kuş getirdim. Yani. Sivas'ın önemli şeylerinden. Mesela kuş bak parlık. Hı? Bak şu Sivas. Sivaslı Haydar Köse diye bir adam. Ben adamdan birebir almadım. Onun neymiş onu kişiden aldım. Yıldız Özden geldi. Çarpışla gitti abi. Oradan, orada benim arkadaşım var. Sabah sonunda dediler. Anne baba biri miski biri benekli boz. Onu. Hani önemli bir adam, iyi bir kuşçu, kuşçu. Onun kuşu. Şunun baba dumanlı. Hı. Anne Şikolata, Şikolata Kayseri. Baba Sivas. Sivas'taki değişik değişik insanlardan getirdim ben bunları. Şimdi genellikle yavru rekelerini mi vereceksin abi fazlalık? Şimdi yavru rekesi yani getirmiş olduğum Sivas'ları da verebilirim. Kendi kuşlarım var. Kendi kuşlarım soyum var. O soyu da vereyim. Abi bir şeyler oluyor abi. Bilmem abi bir dalış var böyle bir kere. Görür mü abi? Ya niye? Şimdi şunu anlamasınlar. Ben hani kuşlar affedersin karga da ondan çıkaracağım diye bir olay yok. Benim ihtiyacım yok. Yani isterlerse bu üstüne geçsinler. Ben kuşlarım arasındayım. Evet usta. Ben Türkiye'ye gideceğim. Altay'a gideceğim. Evet. Yani kuşlar burada yazık olmasın diye. Ya zaten 40 tanesini bile götüreceğim. Geri kalanını da çıkaracağım. Yani açık konuşalım yani. Hepsini götüremem. Anlatabildim mi? Ben kuşlarım arasındayım. Oynamazsa parasını veririm. Anlatabildim mi? Hani şimdi kuşa garanti olur mu? Ben kuşlarıma garanti veririm, şöyle veririm. Adam eğer oynamadı derse parasını veririm yani. Nasıl garanti vereyim başka? Ben kuşlarım arasındayım. Yani bu bir günlük, iki günlük bir soy değil yani. 27 sene mi aldı benim bu kuşları çıkarmak için? Eyvallah. Kuşlarımı tanıyorum ben, biliyorum. Anlatabildim mi? Evet abi. Yani, sinir yok, Del Piero evet. Sinir yok. Aynen. Sana ne oldu? Bak ihaleye geldim ben sana göstereceğim. Aga şimdi herkes demez ki gel paranı geri vereceğim demez. Yani zaten para da zaten... Öyle garanti ver, başka garanti veremez ki. Ya başka ne garantisi verecek? Yani kuşlarım arkasındayım. Eşlemesini ben yapacağım. Diyeceğim ki şu dişi al, şu erkeği al. Bak altından düşmezse gel bana şey diyeceğim. Yani o garantiyi veririm. Yani... Nasıl eşleme yapılacağını biliyorum yani. Anlatabildim mi? Abi kuşları 27 sene diyorsun. Ben de diyorum. Ben yani, ha, şunu anlamasınlar. Ben bu kuşlara 27 sene ama bunun için hemen dişik attım. Yani yıllar sonra dişik attım. Ara ara dişik attım yani. Daha heyecanlı olsun diye. Daha hani performans göstersin diye ben dişik attım. Yani, kuşlarımdan memnunum yani. Kana bir şey ettin. Drop shot verdin yani. Bir Red Bull yani, verdin. Yani. Ya da bir ıhla yani bir bıcı bıcı mı verdin? Yani, Adana. Urfa. Abim bir gaz vermiş yani. Ne için? Dur abi önce bir kuşlarımıza bakalım. Gel. Hacı gel boş ver kuşu. Şey çayı. Del Piero gene duramıyor yerinde. Koşuyor mu lan? Abim. Şöyle içeri girmeden dışarıdan bakalım bir. Bismillah. Heh. Arkadaşlar ilaçlar, yemler. Efendim? Şimdi orada kuşları anlamazlar. Yok. Çünkü
Hani turbo diyorlar ya. Öyle demeyeyim de. Evet. Kuşlar daha hareketli olsun diye hemen Sivas kattım. Evet usta. Şu son bir sene içerisinde. Evet. Bir de Kayseri'ye kattım. Orada anlamazsın tamam. Tamam, bu buradan verilecek var mı? Burada veririm ya. Tamam, buradan ne verilecek? Mesela oradan mı verilecek söyle. Orada göklerim var. Abi bunlar hepsi kendi kuşlar usta arkadaşlar. Bak şuradakiler birkaç tane hariç kendi kuşum. Ya. Tamam. Veririm yani. Tamam, buradan veriyoruz. Evet. Gösterelim de ne kuşları abi. Alan dar alan biliyor musun? Buradan göremezsin. Kökler dur sen. Şöyle şunu çalsın dur. Yavrular. Öyle anlayamazsın biliyor musun? Tamam abi. Hiç bir türlü anlamıyorsun o şekilde. Abi şu kuşu ver diyor. Şimdi bu kuşlar anne babasına sarılıyor. Anne babasına sarıldığı zaman ben hani 10 lira 20 liraya veremem. Anlatabildim mi? Tamam. Diyorum bak bu kuşun ana babası bu ama yavrular bu diyorum. Bak göstereceğim kuşlar. Göklerine göstereceğim bak. Kendi kuşlarım ya. Evet. Hep aynı söylüyorum. 5-6 tane var. Belki 10 tane var bu göklerinin erkek. Peşini şu an bunlardan yavru almıyorum. Aldığım kuşlar var. Bak. Kuşların yap olarak, kanat olarak, kemer olarak, paç yapıları olarak hep birbirine benziyor. Öyle. Göz şeylerine bak. Bembeyaz. Bembeyaz. Anlatabildim mi? Maşallah reis. Yani. Ben de yani alacak olan kişiye kan vereceğim yani sonuçta. Anaçlar kaçtan gidiyor reis? Söyleyebilirsin. Abi şimdi bak şimdi benim gelir de benim şurada geçen bir arkadaş geldi. Ben bu kuşların ana baba diyeyim yani öyle anlatsın. Evet. Onlara sarıldı abi bunlara ne istiyor? Abi bu kuşlar benim zaten yavru aldım kuşlar. Evet. Yani fiyatı 500 lira dedim yani az değil yani. Anlatabildim mi? Evet. Kan yani sonuçta. Ben bunların tanesini 100 lira dedim. Ben bunları da biliyorum ya. Aynı soy ya. Yani bir kırma olur. Bunlar eke zaten. Eke zaten. Çoğu 5-6 yaşında kuşlar. He. Bunlar da 100 liradan. 100 lira dedim. Tamam, sadece. Pahalı değil. Mi? Pahalı değil reis, pahalı değil. Yani. Arkadaşlar öz özüne 27 senelik çalıştığı yani. Kuşlar öz özüne verdiği kuşlar. İhtiyacı olan arkadaşlar, ihtiyacı olan gelsin, ihtiyacı olan arasın. Hani normalde isteyen arasın, ihtiyacı olan gene diyorum. Abi kuşlar hep aynı bak. Ya şimdi var ya. Ya benim paraya ihtiyacım yok, aç konuşalım İsmail. Yani ben parası kaldığımda bunlar o yüzden veyahut da bunlar. Abi yok, sebep... ben anlatayım. Evet abi. Şimdi bunlar hani... Yere bastı da onunla çıkaracağım da veyahut da takla iyi yapmıyor da onunla çıkaracağım da olay yok. Benim Türkiye'ye gideceğim diyorum ben. Açık ve net konuşuyorum. Ben Nisan'ın ortasında Türkiye'ye gideceğim. Evet abim. Yani 6 ay orada kalacağım şu an. Yani bir öyle bir program yaptım. Ondan sonra inşallah yerine gitmeyi düşünüyorum. Ben ondan dolayı çıkarım. Benim kuşlarım hepsini götüremiyorum yani. Bak, ben damızlığımla veririm isteğim varsa. Ama biraz paraya kıyması lazım. Bundan anasını babasını veririm. Bak onu diyorum bak. Evet abi. Ana babasına veririm yani. Evet. Hadi ya burada ana babayı da göstereyim. Ha bir göster yani madem ana babayı. Onları atalım bunu ana babayı çıkaralım. Yok ana babayı da yanlarına atalım reis. Bir bakalım. Yani ne isterseniz alabilirsiniz diyor abiler. Bunların yavrularını izlemek mevcut mu usta? Gösteririz. Tamam. Bilemiyorum. Ha. Gel usta. Şimdi karıştırmayalım kuşları şimdi.
Ya orada bir erkek daha var. Hafif gitti. Biraz daha açık olan, biraz rengi biraz açık olan. Yaşlı, yaştan uçlar. He onu he. Onlar var. Hafif diyorum abi yani denilmeyecek kadar. Hani tanısınlar diye. Evet. Yani şimdi yaşlanınca da kakalar kısalır bak. Kısa kaka yapısı kısalır. Yani biraz da olgunlaşır yani. Evet, biraz da çöküyor. Çünkü kemik yapısı olsun, kanat yapısı olsun biraz aşağı çöküyor. Ondan dolayı değişiklik gösteriyor. Kuşlar aynı. Başka kuşu yok abi öyle. Hani normalde getirdiği zevk için yani oradan burada. Yani burada bak şurada bir şey. Bunları atayım. Bırak alsın abi neye atacak? Onları da aynısı getir aynısılarını. Şimdi karıştırırız. Yani karıştırmazsın. Mesela şu anaçları geri kat babaanneyi. O önde duruyor. Ha şu sağdakiler. Şu sağdaki iki. Ben çıkardım onları. Eskiden Mardin yazıyordu abi, abimin markalarına Mardin yazıyordu. Sonradan değiştirdin değil mi reisim? Kapıdan mı açtın? Abi ben yapmadım valla. Yok açtım. Bir şey yok. Sorun. Şimdi yani ne diyelim yani? Gökseven buyursun gelsin. Yani ben... Aynen öyle. Başlığı buldum. Gökseven buyurup gelsin. Yani, İsmail ben şunu da söyleyeyim. Benim kuşlarım... 4-5 akıl atar yani. Yerim takıl atar diye yalan söylemiyorum. Ama aralarını iyi açar. Onları metre açar. Evet. İyi açar yani. Bak bir tane. Gösterelim yani. Evet. Şunları bir katayım da. Tamam. Ha bunlar kalsın. Kalsın sen bunları bıraktı. Bırak kalsın bunlar. Şimdi bilemeyiz yani. Biliriz abi. Niye bilemeyeceğiz? Bunlar zaten gidecek kuşlar. Yani gidebilecek kuşlar daha doğrusu. Getir reis. Arkadaşlar 100 lira diyor tanesine. Yani değerlendirin. Benim görevim sadece göstermek arkadaşlar. Ben mükellefim göstermekten. Başka bir şey değil. Adam diyor enini, cücüğünü, yavrusunu, ekesini kaldırırım, uçururum. Adam diyor benim kuşlarım 5-6 takla ama arayı en az 10 metre açma şartıyla diyor. 5-10 metre. Lan çok olunca insan var ya böyle... Şimdi aynı birbirine bak şu dişin şu erkek bak bu da ayrı bir... Hah. Gördün bir fark var mı bak dişiler mi ufak bak böyle. Evet. Yani. Ne dedin sen kırlangıç gibi ne? Ha, kırlangıç dedik biz. Değil mi? Kırlangıç mı uçarlar? Değil mi? Hareketli uçlar yani ne diyeyim yani. Yani ben öyle... Kuşlarımı da yani karalamak istemiyorum. Kuşlarımı iyi. Ben beğeniyorum yani. 27 yıl bunlara ben emek verdim. Seviyorum, sevdiğim kuşlar. Gök. Bir de gök olması beni çok cezbediyor. 27 sene arkadaşlar. 27 sene. Ya tabii ben şunu diyeyim. Yani ben bunların için devam başta da söyledim. Kanka attım yani. Daha güzel olsun, daha şey verimli olsun diye kanka attım. Dişi olma şartıyla. Tabii canım. Kanka attım yani. Kanka attım derken gene gök mü kattın reis yoksa kanka? Başka? Onların neyin neslini biliyor musun? Neyin nesli olduğunu biliyor musun? Yoksa, aras, yoksa havada mı seçtin aldın veya nasıl oldu? Havada gördüm bazen. Evet. Basını, neslini bildiğimi araştırdım. Eyvallah. Öyle yani. Öyle rastgele yapmadın değil mi acaba? Abi? Hani bunların altına kaç renk düşer abi? Abi şimdi bunların bak soyunda boz var onu söylüyorum bak. Tamam. Şimdi göstereceğim dur sana. Tamam. Çarma abi onları bırak onlar kalsın. Uzun sürünce bakmıyorlar reisim. O, bak 20 dakika oldu. Sana sorayım ben. Bunlardan ne kadar hangi ne düşüyor reisim? Neyse sürsün bugün de böyle. Bugün de böyle olsun değil mi reis? Bak bunların altından ne çıkar? Bunların altından dumanlı çıkar. Dumanlı çıkar. Açık dumanlı çıkar. Eğer dumanlı çıkarsa çok seri ve çok ateşli oynarlar. Boz çıkar. Boz çıkar bak göstereceğim. Tamam. Kırganat veriyor. Bak şimdi kardeşleri diye ben bunların kardeşleri boz. Ben de yeni gördüm. Bakmıyorum. Genelde bakmam ben yavrulara. Hacı tamamen kontrol ele aldı arkadaşlar. Şu anda the captain speaking Hacı Karamanlı. Ah. Ah.
İnanın, ey maşallah, bak. Ey kim maşallah. Yamazlar? Bak. Ebelere bak, ebesini vermiş bak, gördün? Ebesi ak kuyruk bozudu. Ey maşallah. Bunların ebeleri ak kuyruk bozdu, ak kuyruk vermiş bak. Ey maşallah. Gördün? Maşallah. Boz verir yani. Dişil erkekli vermiş bak. Niye markalamıyorsun hacı abi? Şimdi yüz, ben hiç ellemedim bunları. Ben de yeni gördüm. Allah diyorum ben. Bakmam ben yavruya sokamam, elimi sürmem. Ben de sürmem de normalde. Anlatabildim mi? Ne var burada başka? Oo neler var neler. Valla insan şekerci dükkanı gibi. Neler var neler şimdi. Şunları katalım mesela bir de. Arkadaşlar uzun sürsün video. İster bakan, ister baksın, ister bakmasın. Böyle yapalım bari. Kes yap olmuyor. Bunlar 100 lira tanesi. Abi tanesi 100 lira. Erkek bunlar. Hep erkek. Dişili erkekli. Erkek. Tanesi 100 lira. Yok, he. Dişili erkekli veriyoruz. Takım halinde alabiliyorsunuz. Hadi türkülerden devam edelim reis. Biraz türkü, ben biraz canlı. Nasıl bir renk istiyorum? Her çeşit var. O zaman bozlak çıkar, dumanı çıkar. Dur, dumanı çıkar. Tamam. Dumanı çıkar. Orada neler var gene, sürprizlere bak. Hadi 3-2-1. Gele bule gele bule ge yana. Bir şey diyeyim sana. Sevdan tutuşturdum. Kilo oldum yana yana. Rakam geldi sineme. Al bohçanı bahane. Hacı hacı. Hacı Del Piero hacı. Böyle güzel gördün mü? Hadi. Gel bak. Geldim bağım. Sese bak. Aynı bir konan gibi görülüyor maşallah. Ney? Sakın bunları da altına düşüyor değil mi? Arap düşüyor değil mi? Arap düşüyor Kayseri. He tamam. Halis Müris Kayseri. Tamam. Şu da benim çıkarmış olduğum kuşlardan. Dumanlı çıkıyor. Dumanlı. Yani çıkardığım kuşlardan. Evet. Yani böyle de veririm yani. Maşallah, bin kere maşallah. Hepsi... Dumanından bir daha verelim. Küçücük değil mi dayı? Küçücük değil mi? Seri kuşlar arkadaşlar bak. Hani bunlar ne, yani ne bileyim, ciğerli mi diyorlar, nasıl anlarsanız anlayın. Hani bu kuşlar uçarlar yani, sıkıntı yok. Uçmada. Ben bunlardan 2-3 tane söktüm, kanalda da var, bunu söylemekte fayda var. Hacının anlattığı gibi. Abi şey yapmıyorum yani. Ne anlattı? 1-1,5 minare gidiyorlar arkadaşlar. 20-25 metre rahat. Karateş köklerim bir de. 20-25 metre rahat gidiyorlar. Köklerim arkasındayım. Aralarını açıyorlar. Bunlar da böyle bak. Yedi sekiz yaşında var şu. Maşallah. İkisi kardeş zaten. Yapma ya. He. Maşallah. İkisi de erkek. Yani yok yok. Arkadaşlar bunlar da 100 liradan mı abi? Senin kaç tane kırmıyorum. Hadi 100 lira olsun dedi. Tamam. Gerçekten. Yani diyelim ki ekelerimiz. Eke bunlar, yok ekelerimiz 100 liradan ama normalde ana baba ekelerin ana babasını isterlerse 500 lira takım. Evet. Tamam. Ben sana bir de Sivas'ı çıkarayım sen. Sen orada bir Sivas çıkar, ben buraya bakmam şart. Şuraya bir bakmam lazım arkadaşlar sizin için. Hacı bunu ne saklıyor? Efendim? Bir tane geldi ben sana şey. Orada kafan karışır. Neye karışır biliyor musun? Çünkü çok karışık kuşlar var. Doğrudur reis. Ben şeyi gösterirsin de anlarsın. Tamam. Yani gören de şey yapar karışır. Burayı zaten sen bir araya getirdin. Hı
Açtım şurabları. Ah. Geç. Bir mezat yaptık bugün arkadaşlar. Yani? Sivas. Maşallah. Sivas'ta ben birebir getirdim lan. İlk yarısı da o. Hangisi? Şu ballı var ya. Biraz ekerek getireceğim bunu. Bizim uçlar bu arada uçuyor. Tekte mi ballımız? Yok. Yeni alıştırdım bunu uçuracağım. Tamam. Biraz kabalaşmayayım uçuracağım ben. Yani. Uçuracağım, sen bunları yanına bırak da. Yok yok, şimdi uçuracağım derken yani yeni alıştırıyorum. Tamam, anladım. O manada. Bunlara ben iyi para verdim. İyi satarım para, yani. İyi para ne kadarıyız? 500 euro verdim bunlara. 3 taneyiz. İyi para. Parasını saymıyorum yani. 500 euro. Euro. Of. Gerçek miydin reis? Tabii canım. Vay 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 vay. Abi ben hani Türkiye'ye gideceğim belli değildi. O yüzden getirdim. Başka Sivaslarım var, onları getireyim. Arkadaşlar yani 500 euro para vermiş hacı. Ben hani gideceğim. Hani benim dedim de sana benim ihtiyacım yok yani. Alan alır, almayan alır yani. Sivaslar karıştırıyorum. Allah'ım neydi günahım? Ha, bu da Sivas. Perçem mi var onda biraz? Perçem var. İyi maşallah. Sivas. Allah'ım neydi? Bunları ben hep yeni getir reis. Sevmek dedin, sevmedik mi? Görüyorsunuz arkadaşlar. Ben gelmeden uçlar uçuyordu. Bir tanesi galiba sonradan hani kapıdan kaçtı. Takıma şey gruba dahil oldu. Yani kuşlar sıkıntı yok uçumda. Zor kuşlar değil yani. Dayı kuşlarının sıklık dönemi zor mu seninki? Benim kendi kuşlarımın sıklık dönemi olmaz. Hiç olmuyor? Olmaz. Tamam. Bu çakmaklılar da şey. Sivas. Şuna bak, şu dişeye bir bak. İyi maşallah. Bunları ben hep ayrı ayrı insanlardan geçirdim. Ya bunların çoğun bir çifti mesela ayırdım. Dişisi evdeyse erkeği burada, erkeği orada ise dişisi burada. Niye? Ya şimdi ne olur ne olmaz dedim, biliyor musun? Anlatabildim mi? Eyvallah. Yavru almıyorum zaten. Böyle maşallah şey dayı, maşallah. Bunlar kaça aldın dayı? Tabii şimdi. Söyle, demin 500 dedin. Şu ikisine ben 250 euro verdim. Yol parası hariç. Tamam. Yol parası 300 euroya geldi. İyi evet. Para. Bir de hatır gönül varsa da işin içinde. Arkadaşım var orada, Sivas'ta bir arkadaşım da sağ olsun. Abi filan yerde kuş dönüyor dedi. Gösterdi bana yuvasını şey yaptı. Bunlar sana yakışır dedi. İstiyor mu dedi. Yani biz sonuçta kuşçuyuz yani açık konuşalım, net konuşalım. Eğer kuşçuluğun arkasında gitmezsen, kuşçuluğu takip etmezsek kuşçuluk biter. Ben seviyorum yani böyle bir kan çıkarmayı. Şimdi bunlar böyle kalmayacak bunlar. Ben kendi kuşlarıma kıracağım. Daha değişik bir kuş çıkaracağım. O maksatla getirdik. Gayemiz o yani öyle. Şey derler, siz olarak koymayacağız yani. Ben hep... Ama şimdi gidebilir değil mi acı kuşlar? He? Şimdi artık yani çoğaldığı için he. Çıkabilir. Çıkartabilir yani çıkar... Dedim ya... 1200 lira... Yani almayan şey değil yani. 1200 lira yol... Çıkaracağım diye bir şart yok. İsteyen... Gelsin ha Sivas'ta ben. Gelsin buyursun gelsin. Abi şu demin anladın gösterdiğin göklere 100 lira para değil. Yani... Yemin ediyorum kan para değil. Kan diyorum ya ben 27 yıllık soyum ya. Ya. Yani ben... Yani... Kusura bakmasın yani ben şunu söylüyorum. İhaleli kuş değil yani. İhaleye getirip ihalede 10 lira 5 lira veremem yani. Zaten aynı yani. İhale parası şimdi daha 100 lira ne ki ya? Vermem. Abi şimdi şu kuşu Türkiye'den getir sadece yol parası çiftine 60 lira veriyorum. 65-70 lira veriyorum. Anlatabildim mi? Kuşa ne kadar vereceksin? Yani orasını sayma yani. Ya dayı sana bir şey diyeyim mi? Yemin ediyorum tezgaha çıksa var ya hani 10.000 TL'den aşağı gitmez bu kuşlar ya. Hani. Yani öyle yani İsmail yani ne diyeyim ya? Yani? Güzel kuşlar babacan. Tüy kadar ömrü olsun. Arkadaşlar değerlendirin. Sivas Kayseri var. Kayseri'de var yani. Efendim? Kayseri uçlarında var. Ha, bir de Kayseri uçlarında bir bakalım. Yani... İnan görmüyorlar. Şu dişi var. Şu dişinin güzelliğine bir bak ya. Maşallah. Şu dişi var ya.
Şöyle biraz kenara çekelim, kuşlar insin arkadaşlar. Acı insin kuşlar. Kokmazlar ya benim kuşlar. İhaleye çıkarılacak kuş değil, anlatabildim mi? Sesini bak ya kuş. Maşallah. Yabancı gibi ses vermiş şöyle. Bana güzel kuşlar dayı. Gene bizi de gaza getirme baba. Biz ben de dayanamıyorum kuşağa. Zaten ilk benden başlıyor arkadaşlar. Ben size söylüyorum. Hani doğramaya başlayınca ilk bezi doğuruyor. İndi mi usta? İndi reis. Ki havası ne var? Dayı, arada bir Arapça türkü söyleyelim mi? Söyle bak, sen söyle, ben kuşları çıkarım. Hangi, bak, bunlar da Kayseri'ye bak. Oy 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 oy. Uçurdun mu yavrusunu mavrusunu? Uçurdum, yavrusunu uçurdum, burada ilk geldim. 2 hafta bile burada bekledim. Ne ya? Kuş hemen hemen hazırdı. Yavrusunu mu? Acayip ateşliydi, acayip şu çöktürmeye başladıydı. Kuşu kaybettim. 2 hafta falan bekledim burada, hiç şey yapma. Aranda olmadı. Ulan hacı var ya. Yemin ederim senden iyi tüccar olur ha. Ne tüccar, böyle tüccar mı olur? Ya ne bileyim, bana sır satayım ya. Valla. Benim kuştan 20 takla gider demiyorum ki. Yani. O değil yani. Hani. Ama satıcı olursun senin Türkiye'de. Evet, ben satıcı olurum. Yani. Olmaz mı senin? Ey maşallah. Dün mesela bunlar Kayseri deva. Bunlar Kayseri mi oldu? Kayseri. Oy Karadeniz. Daha var da ben hepsini göstermiyorum. Vallahi bak, inan şunu suyuna. Evet. 2006'da bu soydan beyaz getirdim ben. Şu soydan bak. 2006'ydı tahminim. Ay, titreklik de var kafasına mı? Olabilir. 2006'da getirdim bunlardan. He. 6 tane beyaz getirdim. He. Bir çiftini Tarkan'a verdim. Bir çifti kendimle kaldı. Ben yerinde seyrettim. Beyazlar acayip ateşliydi, acayip atımlıydı. Çok hareketli kuşlardı. Bendekiler ne dese ne hikmetse iki taklaydı. İki takla geçirdim ben. Ama yavruyken buluta gidiyorlardı. Ondan sonra 2014 falan yine dayanamadım ben. Çünkü adam kuşlar çok hareketli kuşlar. Gördüm yani. Yerinde gördüm. Acayip panoda bindiriyorlar. Çok hareketli kuşlar. Yine getirdim. Bunu yerinde seyrettim kuşları ya. Göküldü, bir çit göktü. Acayip hareketlilerdi, getirdim. Tam işlerimi çalıştığımız dönemde, biliyor musun? Yani böyle kışın dönemde uçuramadım yavrumu falan. Kuşları rezil ettik yani. Rezil oldu kuşlar. Yani onların da sonunda kızdım, kuşları uçurdum. Atmaca aldı gitti. O da öyle gitti. Şu, bunlara krem diyorlar. Krem balı mı diyor, bir şey diyorlar. Hı. En son bunlardan getirdim. Fiyat söyle dayı. Bunlara ben 5 milyar para verdim. Sadece şey. O zaman 5 milyar 500 euro falan ediyordu. Dişilerini tüm öldürdüm. Tek mi? He? Tek. Dişilerini öldürdüm, şunu gönderdim sabahsa. Şu takalıyı gönderdim. Hı. Ben ilk önce kızdım yani. Öyle göndereceğim kuş ne dedim ya. Sırtanat morganat. Biraz ayağında şey, kanımda şey var. Beyaz var. Hı. Gönderdim kuş neyim, nasıl dedim ya, Allah'ın seversen bizi. Gır gır alır gibi gönderdim. Arkadaşım biliyor musun bak, 2006 2022 kaç sene olmuş bu? Yani arkadaşlığımız yani. Ama tabi arkadaşımızın fakir bir arkadaşımız. Maddi olarak beni şey olur yani, yardımda bulunuyor. Ondan sonra yavrusunu aldım işte, uçurmaya başladım. Çok güzel hareketliydi. Çok hoşuma gittiydi. Eşini boyunu döndürdüm. Eşi boyunu döndü, orada gördüm. Hı. Ondan sonra tekrar bir şuna vurdum ben de.
şu titreye mi? Hı, ona vurdum da aynı soy zaten. Bak, aynı soy mu onlar? Yani şunların hepsi aynı soy ya. Ha benim anladım. Şunda benim eteğim şey var, soy şey var. Kanı var, şunda var. Ben kendi uçlarımı yavaş yavaş katmaya başladım. Dayı bunları, bunlar nerede? Tekten kaçak gidiyorlar bunlar. Abi şimdi bunları vermem ya. Vermiyor mu? Yok. Bunları vermiyor. Görmem lazım bu. Tamam. Anladın mı? Bunları görmem lazım. Bunlar ben gör diye. Bak. Tamam. Ben dedim ya başta. Şimdi bak Sivas gireceğim. Kayseri gireceğim. De kendi uçlar. Benim kendi uçlar, aç konuşalım. Benim uçlar araya çok aşağı. Takması az. Sivas'ta dedik biz uçumu alırsa. Bunlar da hareket olursa. Benim uçlar da araya açarsa dedik. Ortaya çok güzel bir uçak olur diye ben öyle bir arayışa geçmiştim. Sivas getirdim, Kayseri getirdim. Kendi uçlarıma girmeyi düşünüyordum. Yine de öyle yapacağım yani. İnşallah dayı. Maksat o yani. Tamam. Böyle bir kötü niyetimiz yok. Şunları katalım. Tamam. Uçumuz çok. Tamam. 40 dakikamız oldu ha. Dayı. Sana diyorum reis. Kim o? Kim o ya? Oy Karadeniz. Oy beni. Allah'ından buna nasıl? Aleykümselam. Kimse almasın seni, yine bana kalasın. Dökme atalım yoksa bozma atalım. Hangisi? Bir seferinden bir hemen sefer. Sereceksin ha 5 dakika sonra çünkü video tamam, uzun oldu. Yapılacak bir şey yok arkadaşlar. Arkadaşlar like. He? Durdum reis. Adamlar. Aleykümselam. Hadi hoş geldin. Sağ ol abi. Kevin bak ya, ses Dalfi, bir ferkopi. Kopya ev Dalfi's. He? Dalfi's kopya. Ne? Ha ferkopya ni tok. Seyir kardeş. Seyir. Ya, hepim moya Dalfi. Ya, çekme. Şunu çıralım reis. Hadi bismillah. Böyle bir yaşında falan değil lan, 3 yaşında. Tam 3 yaşında böyle. Maşallah. Bu 3 yaşına geldi. 3 yaşında bu kuşumuz evet. Arkadaşlar. Bunun eşi de var yani, şimdi şey yapan. İkiyle birlikte. Bunlar verebilir mi yani? Var yani. Var değil mi? Var. Bu da direkt senin kuşlarından. Bu da kendi, bak bu da belirli soy. Bir ekle soya da var bende. Var oğlum, var yani. Hazır uçurmak istiyorsanız arkadaşlar. Hani benim vaktim yok. Şöyledir böyledir. Param var. Uçurmak istiyorum. Uçları izleyip götürme şansınız var. Arkadaşlar beğeni, like yapmayı unutmayın. Hani sizin için yani elimizden geleni yapıyoruz. Hani bir yorumu eksik bırakmayın. Gel mi reisim? Anlamadım. Yorum, like yapsınlar ki keşfe düşelim. Hadi o da bize ödül oluyor arkadaşlar. Hani buradan birisi sebeplenecek inşallah veya ihtiyacı olan birisi buradan bir şey aldığı zaman, o da memnun kaldığı zaman bu da bize ödül oluyor arkadaşlar. Hangisini? Bunun eşi. Tamam. Dur, bakayım ama.
Kaldırma onu hacı. Kaldırma. Araba mı? Kaldırma onu. Yok abi, kaldırmadım. Onu çıkıyor. Kuşumuz nerede sen bana onu söyle. Orada. Yaklaştım, sen bana söyle de ben kuşları serebilirim. Tamam. Tamam. Tamam reis. Var mı ya zaman? Var. Şimdi bir iki tane görelim. Ser iki üç tane kuş o zaman. Bak, kuş ısırmadı ama yine serelim. He. Arkadaşlar yani 40 dakika oldu. Yapılacak bir şey yok. 3 aşağı 5 yukarı. Gele bule gele bule ye yana, bir şey diyeyim sana. Sevdan yanıp tutuşturdu, kin oldum yara yara. Gel kayıp he. Çek aşağı yukarı. Lamanın fitolunu niye konuşmayasın. Kuş mıydı dilini. Derenin kenarında gördüm sarı yılanı. Hadi gel lo. La ser bak, adamın şeyini etme. Bir saatimiz oldu lo. Yok la, dur lan dur. Dur lo. Aç şuradan acı da patlasın şu kuşta. Kanat mı ısırsın? Kanat ısın. Arkadaşlar 20 dakika kanat uçuyor. Arada öyle kuş satlık. He? Kuş satlık. 3 yaşında. 3 yaşında kuşumuz dişisiyle beraber. Tam 3 yaşında bugün. Bugün doğum günü mü? Tam doğum günü. Tamam, bugün doğum günüymüş. Acı var ya. Yapıştırdın mı? Tam yapıştırıyor lan. Aslanım be. Biz aynı miti yomuz açtık. Ne? Av ya. Bunlar şey efarinle oluyor ya, fazla girmezler. Bunlar yaşlı kurt yani. Ya yaşlı. Bilir yani, efarin fazla bunlarda. Şarjın biterse o zaman görürüm ben seni. He? Şarjın biterse görürüm. O zaman fokunu kir. O zaman fokunu kir. Hocam şey yok. Bozaklarımız var, dumanlarımız var, çardaklarımız var. Söyleşme. Allah razı olsun. Hacı Yahya'nın yanındaydık arkadaşlar. Unutmayın, telefon numarasını bırakıyoruz.
Sonra numaraları isim. 06-24-24-74-65 ya, kolay numarası arkadaşlar. Yurt içi, yurt dışı arayabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten diyorum, bazen hani şöyle diyeyim, mantıklı düşünün arkadaşlar. Yani 100 lira uçurup alabileceğiniz bir kuş nerede var yani? Yani 100 lira mesela hani az yerde vardır arkadaşlar. Onu demek istiyorum. Maşallah. Arkadaşlar bunların böyle var ya, böyle bir abartısız yani 500 metre 1 kilometreden kapatıp gelmeleri var ağacının, kuşlarının. Değil mi ustam? Hazır. He, hazır bak diyor, dayı var diyor. Vallahi diyorum yani 1 kilometreden basıp kapatıp gelen kuşlar. 500, ben gördüm reis, ben kendimkini anlatayım da. Ben ağacının kuşlarını uçurdum. Hani gerçekten İyi maşallah. Kaçırdım lan. Değil mi? Yarım yamalak kaçırdım. Neyse. Açılış yaptı. Ya, açılış yaptı. Yavruya mı sevişen? Satarım. 500 metreden bağ mı? 500 metreden yalan söylemiyorum. Kısa mesafeden iyi gelir yani. Hareket. Ben diyorum kuşları uzun üzerinden atıyor diyorum. Sen kısadan atıyor diyorsun. Şimdi yalan söylemiyorum. Şimdi adam... Ya benim dişileri uçurdum reis. Ben bilmiyorum, o zaman bize başak kuşu mu verdin? Evet. Dişileri arkadaşlar, dişileri gerçekten. Dişileri bu gerçek. Ha. Bu ne, bunun ne özelliği var reis? Ne, anlat ki bilelim hepimiz ne olduğunu. Bu hemen kapatıp geliyor mu diyorsun? Tamam, tamam. Bak yavru yavrum çıktı da ondan aldım. Kuş yanını kaybetti arkadaşlar. Hareketli kuşlar. Biraz önce dumanlar göstermiştim ya. Evet. O soydan onların oğlu. Hareketli kuş. Satarım. Sen göklerin satarım altından tutan düşen kuşları, mesela dumanı düştü, dumanları birbirine mi vurdun reis? Öyle mi çalışma yaptın? Yoksa yine kendi kuşlarını mesela... Evet, çalışma yapıyorum, çalışma yapıyorum. Yok, anlamadım. Mesela şimdi rengi renginde mi tutuyorsun diyorum kendi kuşlar? He? Mesela dumanı çikolataya vururum veya kötü araba vururum, öyle. Tamam. Bak bak. Biz kuşu nasıl söylüyoruz? Kuşun uçumuna göre şey yap, işlem yapıyoruz. Veyahut da eşleştirme yaptığımız kuşların besleyen kişinin yani kümesinde kuş hareket şekline göre bize geldiği zaman o şekilde işlem yapıyoruz. Abi bu kuşların özelliği ne biliyor musun? Hiçbir tarafa atmazlar. Hiçbir tarafa atmazlar. Sadece yavrulukla biraz zor uçarlar. O özelliği var. Gelirler yerine konarlar. Öyle özelliği var. Ondan dolayı ben bunları seviyorum. Yerine konar yani. Öyle pis ahlak yok yani. Ayakları da sağlam arkadaşlar. Ayakları sağlam. Öyle. Ama gideyim, şuraya gideyim, buraya gideyim, şey yok. Ben dişilerini uçurdum birkaç tane. Bir tane de erkek olmasına bir iki tane. Bayağı da uçurdum acını uçlardan. Bilmiyorum arkadaşlar. Yani mahcup etmiyor abi ya. Çayını içiriyor, keyif veriyor yani kuşlar. Sen de dediğin gibi araya açmasından belki hepsini tarif ediyorsun zaten. Kuşu tarif ediyorsun. Sessiz, soluğu olma şartıyla görmek lazım arkadaşlar. Ya, görmek lazım, uçurmak lazım. Kendin burada görmen farklı olur. Bu göklerden bizi verdik. Bazı arkadaşlarımıza verdik yani. Memnun kaldı ya. Ben uçurdum reis. Memnun kaldı. Ben kanalda da var, halen kanalda var ya. Benim kuşlarım diyorum, aynı zaman söylüyorum. Kuşlarım arkasındayım. Abi benim kendi kuşlarım arkasındayım. Aslanım işte bu. Ya. Önce böyle ha? Kızışmış biraz sanki ya hayvan ya. Yok şey zaten. Geçti. O beş tane kuşum oldu. Bir bak hızlıca oldu. Bir yumurtalarını attım. Oğlum bunun yavrusu da var ya. Hazır yavrusu da var. Baktın mı? Yani yarım var.
hafta önce falan da bu eke bu 2 yaşında bu uçuracaktı. Hatta o ürünü falan şey yaptı bana. Kırmızıya boyadı. Kayseri. Ales Minus Kayseri. Doğmuşum. Kızı. Gördün mü? Fındık gibi. Atmacaya aldırmıyor, uçurmuyor mu? Niye? Şimdi uçurmuyor, uçuyor. Uçurdun mu kuşu? Uçurdum, uçtu o kuş. Atmacaya aldırım da şey yapmak istemiyor şu an. Yüksek ucunda, yüksek. Çok yüksek de biliyor musun? Alabilir. Orada var bak, benimkilerim yine var orada. Şu kümesi açar mı benim için ya reis? Şu kümesi açar mı? Orası karışık mı? Karışık olsa reis. Bir severek. Yani ön tarafı sadece bir bölüme gelsin yani bu tarafa doğru. Ha tamam kaçma. Ses gördün mü? Aç. Dur onları bırak. Onları belki ben alırım. Bırak. Bırak. Sahibi. Bırak onları belki ben alırım. Tekle bunlar. Tekle. Ha? O şey tek olsun. Hareket gördün mü uçta nasıl? Ya bu maşallah. Üç yaşında bir kuşumuz arkadaşlar. Üç yaşında. Anlatabiliyor mu? Ben burada yavrum uçurmuyorum. Öyle canım sıkıldım ben. Ayı şu an genç yavru gibi nasıl uçuyor? Nereden geliyor? 20 yerden basıp geliyor daireyi. Hareket yani uçuyor. Hani kim der bu oturmuş kuş ya? Çok şey yani. Değil mi hani böyle bir yavru, yani yavru ekesi gibi yani uçuyor. Şey. Oradan buradan şuradan. İşte böyle ismi var. 06 24 24 75 74 65 mi? Evet. Tamam. Yaz Yaşar Demir beni bit. 06 57 94 tal dedim ben bu numarayı. Hala devam ediyor. Vallahi. Ya bir sefer gir be. Gelecek lan dur lan. İki kuş ya. Ya. Zamanı var. Ey maşallah. Arkadaşlar hepsi birbirinden güzel. Gerçekten çikolata dükkanı gibi. Gelin izleyin. Atın uçurun. Beğenin. Ne diyor? Ringani mi diyor dişini? Vur. Aynı dedim çikolata. Çikolata ha? 3 yaşında kuş arkadaşlar. Maşallah var. Kup kup. Blau. Ne ne garden blue blue man. Blue? Blue man. Blue. Blue. Hadi lan. Bir tane bizim için kapatacağız. Hadi oğlum. Vur lan.
Arkadaşlar yine diyorum, yorumu, like unutmayın. Destek oluyor. Yani bir nokta bile bıraksanız o destek sayılıyor. Güzel çekimler gelecek. Yani her zamanki gibi aynı lafları tekrarlamayalım ama emek veriyoruz. Yani sonuçta bize ödül oluyor. Bak bir saattir burada sizin için buradayım arkadaşlar. İnşallah güzel bir insanlar gelir. İnsanlara sebep oluruz. Acil gene diyorum. Uçur diyor, uçurabilirim diyor, her neyse. Herkes kısmetini yer arkadaşlar. Bunu parası muayyer dedi. Parası bende dedi. Ben kuşlarım bak. Benim kendi kuşlarımın şeyinde arkasında duruyorum. Niye diyorum? Kuşlarımı biliyorum. Uçurmama gerek yok çünkü son 2-3 yıldır bir hastalık geçirdi. Birkaç ayda Türkiye'de falan durdum yani aralıklı. Hı-hı. Ondan dolayı kuşlarım fazla şeyde değil yani. Antrenmanlı değil. Ben diyeceğim şu erkeğe al, şu dişiyi al dedi. Beşimi sinersin oynamazsa parasını ben veririm, parası ben. Eyvallah. Yani arkadaş kuşu görüyorsunuz yani. 3 yaşında kuşu da attı. Yavrular da az buçuk gördünüz. Kendiniz geldiğiniz zaman buraya zaten o anlarsınız. Paranıza göre kuş alırsınız. Efendime söyleyeyim. Biz kanaldan geldik dediğiniz zaman ilan bir güzellik de yapar. İnşallah. Benden bu kadar olsun arkadaşlar. Like, yorumu unutmayın. Bilmiyorum gelişini yakalayacağız mı, yakalamayacağız mı? Hadi. Bu son verdiğim şans olsun sana. Asan. Neyse arkadaşlar. Ben Urfalı kardeşiniz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.